Arkadaşlar, kosinüs teoremi ile beraberiz. Bir üçgen düşünüyoruz kosinüs teoreminde. Bu ABC üçgeni olsun. Klasik bir üçgen. Yani hiçbir özelliği olmayan bir üçgen düşünüyoruz. Açılarımız alfa, beta ve teta. Yunan alfabesinden. Biz B olduğu için beta ile başlıyoruz. Bir yükseklik indiriyoruz betanın karşısına. A'nın karşısına A kenarı, C'nin karşısına C kenarı, B'nin karşısına da B kenarı dedik. İndirdiğimiz yüksekliğe h diyoruz. A kenarını iki parça ayırıyoruz. X ve a eksi x. Artık Pisagor kullanma zamanı geldi. H kare artı x kare eşittir c kare. Görüyorsunuz Pisagor kullanıyoruz. Başka bir şey yok. H kare artı a eksi x kare eşittir b kare. Buradan h karelerden kurtulma istiyoruz. B kareden c kareyi çıkarırsak sevgili arkadaşlar, h kareden kurtuluruz çünkü h üçgenin bir elemanı değil, yani esas elemanı değil. 2 kare farkı olduğunu unutmayınız. A eksi x kare eksi x kare. Bir topla bir çıkart yapacağız arkadaşlar. 2 kare farkında terimler bir toplanır bir çıkarılır. Topladığımız zaman veya önce çıkartma yapalım isterseniz. A eksi x eksi eksi x, a eksi 2x oluyor. Ya da a eksi x eksi x, a eksi 2x. Çarpı toplayınca da zaten a eksi x artı x eşittir a. Bunların çarpımı arkadaşlar, parantez açacak olursak b kare eksi c kare eşittir a kare eksi 2 a x. Burada sadece x var bilmediğimiz. Onu da bulmak için bir yöntem kullanacağız. Arkadaşlar tekrar yazalım denklemi. B kare eksi c kare eşittir a kare eksi 2 a x. Burada x'i tanımlayabilirsek İşin içinden çıkmış olacağız. Bir yükseklik tanımlamıştık. X sol parça, yani tabanın sol parçasıydı. C de üçgenimizin sol kenarı. Arkadaşlar burada bir kosinüs değerlendirmesi yapmak durumundayız. Kosinüs ne demek hatırlamanızı istiyoruz. Komşu bölü hipotenüs. Kosinüs B, betanın komşusu bölü hipotenüs. X bölü C oluyor. C karşıya çarpı olarak geçecek. C çarpı kosinüs B eşittir X. X yerine C çarpı kosinüs B yazdığımızda arkadaşlar kosinüs teoremi ortaya çıkmış olacak. B kare eksi C kare eşittir A kare eksi 2A çarpı. Şimdi X yerine C çarpı kosinüs beta yazıyoruz. Matematikçiler disiplinli insanlardır. Bu yazılımı biraz alfabetik sıraya göre düzeltecekler. B kare eşittir A kare artı c kare eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı kosinüs beta. Bu şekilde kosinüs teoreminde sonuca ulaşmış oluyoruz.